Tertibatlı araç nasıl alınır? Süreç nasıl işler? Ben 2015 yılında Antalya'da motosikletimle bir kaza geçirdim ve sağ kolum ve sol ayağım kısmi kalıcı hasar kaldı. Bundan sonra 2017 Şubat ayında ÖTV'den yararlanma diye bir engelli raporu çıkarttım. %70 sürekli bir engelli, yani geçerlilik süresi sürekli olan bir rapor verdiler. Ardından 2017 Aralık'ta da ehliyetimi değiştirmek için rapor aldım. Yine heyete girdim. Burada da bana il sağlığa yönlendirme oldu. Ardından 2-3 ay sonra il sağlıktaki randevumdan çağırdılar. İl sağlıkta da yine bir heyet oluşuyor. Sabahtan gidiyorsunuz işte, artık sıranız o göre kaçta biterse. İl sağlığa gittim. Öğlen 1-2 gibi işim bitti. Doktorlar bana sağ kolum için birkaç tertibat yazdı. Kod yazdı. Sol ayağım için de sadece otomatik araç kullanabilir diye bir kod yazdı. Kodlarım 3503, sol eli çekmeden kullanılabilecek aparat. 4011, bu gördüğünüz gibi vites topuzu. 78 ve 102 olarak. Bir de 47 vardı. İki tekerlekli araç kullanamaz. Ehliyetim olduğu için o iptal oldu. Ardından bu raporumla birlikte Nüfus Müdürlüğü'ne gittim ve H ehliyet, artık yeni adıyla B engelli. Raporum ve kimliğimle birlikte başvurdum. Tabi randevu aldıktan sonra 2-3 gün içinde ehliyetim geldi. Ehliyetim B normal ehliyetten hiçbir farkı yok. Sadece arkada kodlar yazıyor. Bu da il sağlığın yazmış olduğu, doktorların yazmış olduğu kodlar. Onun haricinde ehliyette hiçbir farklılık yok. Ardından bir bayiye gittim. İşte bu Honda bayi. Honda bayiye sordum, bu kodlarla ÖTV'den muaf olabiliyor muyum? Onlar da artık muameleciler de, aparatçıları da vergi dairesine sordular ve yararlanabiliyorsunuz dediler. Ardından araç almak için yeni bir süreç başlattık. Burada da ilk aldığınız engelli raporu, yani yüzdesi yazan raporun 3 tane noter tasdiki, yeni aldığınız ehliyetin 3 tane noter tasdiki, bir de bayinin vermiş olduğu oto alım vekaletnamesi. Bu da işte araç TSE'ye gidecek, ehliyeti, ruhsatı, yani bütün işlemleri, aparat işlemleri, proje çizilecek bütün işlemleri bayideki kişilere devretmeniz. Ardından bunları yaptıktan sonra işlemler başladı. Araç için ilk önce proje çizildi, özel tertibatlar için. Proje tamamlandıktan sonra iki tane aparat takıldı. Bir vites topuzu, bir de önceki videoda gördüğünüz gibi buradaki sinyal kolunu böyle sola geçirecek bir aparat, ama o, pardon, silecek kolunu. Ama sinyal kolunu çalıştırırken sürekli elim takıldığı için araca zarar vereceği için çıkarttım. Zaten sağ kolumu hani kullanabiliyorum, ama vites topuzu gerçekten işe yarıyor. Ardından proje çizildikten sonra TSE'ye gitti araç. Tabi bu sırada bayi, ben bu iki aparat ve araç çekicisi için 2000 TL para verdim. Araç TSE'ye gitti, onaylandı, muafiyet oldu. Ardından aparatçıya gitti ve bu aparatlar takıldı. Sonra bayiye geldi. Süreç aslında böyle kısa olarak gözüküyor, ama bu bütün süreç, yani en azından benim 7-8 ayımı aldı. Çünkü ilk önce bir rapor alıyorsunuz. Rapor almadan önce heyete giriyorsunuz. Heyetin bekleme süresi var. Heyetten sonra bir de ehliyet için rapor alıyorsunuz. Ve hepsinde bir bekleme, randevu süreleri var. Araç 2 haftada proje çiziliyor, aparat takılıyor. Bugün itibariyle aracı teslim aldım. Sormak istediğiniz sorular olursa yorum kısmına atın. Ben bu işi para kazanmak için yapmıyorum. Sadece gerçekten bu süreçte hani
net bir bilgiye ulaşamadığım için böyle bir video hazırlamak istedim.